İyiyiz. Keyfiniz yerinde mi? He? Çok iyiyiz vallahi. Ah ah benim Murat Bey'im. Ne yapsın işte tatilde de çocukların böyle tamir tadilat işleriyle. Hiç bitmeyen işler değil mi Murat Bey? Tatil yok sana. Tatil yok vallahi. İkisi de aynı anda nasıl becermişse tekerini patlatmış Vedat da Gülsenem. Yani tatil zamanı gittim o arabayla bıraktım. Bir daha böyle bir şey mecbur kalmamak için kendimiz yapıyoruz. Öyle işte. Ama Allah'tan biliyorsun bilmeyen de var sonuçta yapamayan tabii da var. Biraz ilgi alanına giriyor. Gölcük defterinin zamanında dayım rahmetli sağ olsun bana bir yarış bisikleti bırakmıştı. Wow. Yıllarca o yarış bisikletiyle İzmit Gölcük arası gidip geldim. Tabii bozulduğu zaman da ben tamir ediyordum o zaman. 3-5 böyle teker lastik değiştirmeyi, vites falan ayarlamayı falan bunları öğrendik. Her şeyi biliyorsun. Aradan yıllar geçti ama burada tam sağ olsun tekrar hatırlatmış oldum. Ya. Yani. Evet, bakın şu tamir tadilat maşallah. Evet, şöyle action'dan 2 euroya böyle bir şey var. Böyle teker. Kip. Evet, tekerlerin böyle çoğu öyle zaman, bir kit alıyorsun zaman, galiba. Tabii, aynen, şöyle hı-hı birkaç parça şeyler var. Yapıştırıcısı var, yamaları var vesaire. Şöyle bir parça. Aslında 2-3 çok euro falan. Şundan, mantıklı. Şundan çok basit böyle bir çentik atıp çıkarıyorsun lastiği. Lastiği buraya takıyorsun. Direkt. Aynen. Tabii klasik eski usul suda böyle bir şişirip var mı hava kaçıran yerlerde orada buluyorum. Onu da buluyorsun. Aynen. İşte tam annem babam üsülü, anam babam üsülü mü diyorlar ona? Allah anam babam üsülü. İyi iyi maşallah. Çok teşekkür ederiz. Eline sağlık diyelim. Çocuklarımız da burada. Şunları böyle bu şekilde tamir olduktan sonra. Buraya gelin bakayım. Allah'ım şu hallere onlar bak. Onlar için keyfinde tabii. Siz keko deme şöyle ya. Sevmiyorum öyle. O orada. Murat Bey burada. E işte. Son hali. Ha burada da bu mu? Diğeri. İki tane teker ya. Bir tane değil ki. Ben onun tekerini çıkardığını görmemişim. Hayır. Hmm, pardon. Çıkardım. Vedat iki arka teker olduğu için arka teker çıkarmak istemiştim. Bu da böyle. Bir de sana şey lazım değil mi? Şunları koymak için sen diyordun ya bir aparat gerekiyor ya diye. Ya gittim ben şeyi de vardı normalde. Action'da da Lidl'da satıyordu. İkisinde de kalmamış. Hadi ya. Normalde hani bisiklet tamir ederken rahat tamir edememişsen asıyorsun bisikleti. Hı-hı. 24 euroya. Maalesef kalmamış. Ya. Geç kaldım. Ya evet ama en azından şöyle bir ortamda güzellikir kendi bahçende en yapıyorsun. Kendi bahçende. O güzel. Yani. İyi bakalım kolay gelsin. Sağ olun. Sonbaharı göstereyim. Hollanda'ya sonbahar geldi. Bizim koca çınarlar yapraklarına dökmeye başladı. Gördüğünüz gibi her taraf artık böyle kızıl tonlara büründü. Hazan mevsimi. Hazan mevsimi, evet. Hem çok güzel hem sanat gibi her yer böyle rengarenk. Yapraklar desen sarardıkça, renkleri değiştikçe daha bir güzel. Ama bir yandan da döküldükçe baharın bittiğinin işareti. Sana bir yüzün çöküyor yani. Arkadaşlar uzun zamandır biz böyle bir hep beraber video çekmiyorduk. Süreyya Hanım en son bir Paris gezisi olmuştu. Ben de daha sonra işte bir araba almıştım. Aman hemen şu müziği kısalım. Telif yemeyelim. Şimdi de biz ne yapıyoruz? Bugün benim izin günüm. Süreyya Hanım'la çıkalım. Biraz eksiklerimiz var ona bakalım dedik. Bazı şeyler alışverişler yapacağız. Daha doğrusu en azından bir ön değerlendirmede birkaç mağaza gezeceğiz. Sizlerle beraber. Bizim banyonun neydi o? Stor perde mi? Bir stor perde bakacağız. Biraz çocukların odası için belki dolap bakacağız. Hani alır mıyız almaz mıyız bilmiyoruz ama sizinle beraber böyle biraz mobilya mağazaları vesaire o tarz yerleri gezeceğiz. Sonra işte birkaç market alışverişi yapacağız. Eksiklerimiz var. Bu sefer de hafta sonu ben bir program yapacağım arkadaşlarla beraber. Süreyya Hanım'ı çocuklarla beraber ben bırakacağım 2 günde bir başına. Nispet. Ama tabii dururum ki böyle bir başına bırakacağım ama tamamen de kendi hallerine bırakmayacağım. Onlara işte biraz alışveriş yapayım. Evde eksikler varmış onları ay, alsınlar. Allah razı olsun. İşte çok da düşünceli bir eşim. Gerçekten. Neyse efendim biz
Yola çıkalım mı Süreyya Hanım? Çıkalım inşallah. Haydi. Hadi vakit kaybetmeyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle geldik arkadaşlar. Arkada CSYK var. Yani burada bir sürü mağaza var, alışveriş merkezleri. Bakım gezeceğiz. Her birine bakmayı düşünüyoruz. Murat Bey de şimdi park şeyini ödemesi gerekiyor. Bileti alacaksın değil mi şey? Öncelikle şu şekilde Murat Bey biletini alacak. Ama burada da şey geçiyor mu acaba ya? Nakit mi? 1 euro diyor. 12-28, 15-28. Aa iyi tamam. Biz YSK'ya geldik. YSK bu şey ne diye? Bu Kuzey Avrupa ülkelerinden Finlandiya markası mı? Norveç markası mı? Danimarka mı? Değil mi? Neydi? Biraz işte, İskandinav ülkeleri. Kuzey Avrupa demişim da. İskandinav bir marka. Evet. Şey gibi, Ikea gibi ama aslında çok da kaliteli de sayılmaz. Orta. Alem, orta. Hadi bakalım. Uzun zaman oldu gelmeyeli buraya. Biz bayağı evet. Belki bir... Bir yıl falan olmuştur. Aynen. En son belki bak, içeriye girdiğimizde. Yatak yorgan takımlarını buraya getirmişler sanki. Burada böyle çeşit çeşit matraslar var. Havlular var gördüğünüz gibi. Matraslar kalınlığından, inceliğinden, içindeki kalitesine göre değişiyor. Arkada daha kaliteliler var. Şöyle komodinler var. Biz şundan almıştık. Evet. Ama fiyatı da bayağı düşmüş ha. 125 euro olmuş. Ben aldığımda 200 euroydu. Baksana 115 euroya düşmüş şu. 200 euro diyor ya. Tahtası da güzel, kaliteli bir şeye benziyor. Bunların biraz böyle tahtaları falan daha önceki aldığımıza göre daha güzel bir şeye benziyor. Daha kalitelenmiş. Baksana şu 200 euroymuş. Bak şu. Şu 200 euroymuş. Tam böyle çocuklara böyle çift kapılı. Evet. Aslında kavga da olmaz. Bir tarafını Haksa, bir tarafını Gülsene kullanır. Düşünsene. Ama şurası bak. Sadece bu mu? Şey acaba? Mi acaba? Şundan bilmediği için mi? Yukarıdan falan bir baskı falan olabilir. Olabilir. Bizim kızlara bundan almıştık değil mi biz? Yok bu bundan bile değil yani. Biraz böyle. Şu gene güzel de. Saçma sapan bir şey almıştık ya. Uf. Baksana şurada güzel ofis malzemeleri var. Bence bizim yatak odasında şöyle bir şey kursak mı acaba? Hmm. Hani yukarı çıkmadan falan. Aslında çok şıkmış ya bu. Bak 60 euro hem de ha Süreyya Hanım. Çok şık ya. Alalım mı? Hadi hadi alalım. Hafsa ile Gülsene Hanım odasına masa olarak. Murat Bey bir tane bulmuş. Aslında Süreyya Hanım buldu. Şeyden sonra ben sonrasını buldum. Evet. %20 portikü, akkurat infaz, 10 euroymuş hem de, daha uygun. Şimdi burada bir kuantum var. Burada da böyle ev dekorasyon malzemeleri var. İşte halıdır, laminanttır vesaire. Aynı zamanda şöyle dekoratif ürünler, Süreyya Hanım da sevebileceği ürünler var. Çok güzel dediğin de aslında bana çok da böyle allameyeceğin gelmiyor. Evet. Bunu cam olarak görüyorsun. Ben bunu ya o kadar da değil. İyice gömme bizi. Bak burada senet sepet bir şeyler var. Sandalyeler. Ne yapacağım ben o tabureleri? Bak koltuğa bak. Evet bak ben buradan şey yapmıştım böyle bizim merdivenin döşemesi için buradan kumaş almıştım. Bak şuydu galiba şu kumaş mıydı? Evet şu aynısı. Vallahi Allahu alem şimdi kalitesi güzeldi. Kaç sene oldu biz 4 senedir kullanıyoruz. Gayet de memnunum vallahi. Hatta kimse bazıları şey diyordu böyle kal döşemeyin bilmem ne yapmayın falan diyordu ama ben vallahi şu an memnunum. Çok fazla bir alternatif yok. Şuradan almıştım bir de halıyı. Bizim salonun halısını da buradan almıştım. Bizim yeni çocukların, kızların odaya bir tane halı almamız gerekiyor aslında. Bak bakayım Süreyya Hanım şöyle. Çok kalın, bu kadar
büyüğe gerek yok çünkü onlar çok büyük sevmiyorlar. Hmm. Ama bak soğuk oluyor yani ve halı olmasa bir yer böyle evi sıcak hissettirir. Aslında burada da stor perdeler varmış. Şöyle. Bakalım. Ama işte mesela 210 var. En yüksek, en uzun olan 210. Bize şöyle 240 lazım. Bizim kızların odasında böyle tek parça. 210 ya, maalesef 210 var. Aynen. Hmm, bak burada perdeler de var. Normalde hani... İşte bu perdeler de maalesef çok pahalı yani. Bir tane pencerenin perdesi 250 euroyu falan buluyor. Öyle adam akıllı bir perde yaptırmak istediğin zaman. Yani bütün evin perdelerini yaptırmaya kalksan 1500-2000 euroyu buluyor maalesef. Perdesi var bunun tabii. Bu sefer onu takıcı bir de tül de taktırman gerekiyor. Ama bak Süreyya şu rahat koltuk koşuma gitti. Acaba şöyle bir şey mi alsaydım ya? Bak. Murat Bey kalite kontrol yapmakla meşgul. Nasıl? Vallahi keşke böyle bir şey alsaydım. Yok ya, sana şimdi bunu alırsak sen buradan kalkmazsın. O yüzden almamak mantıklısı bence de. Kesinlikle. Fazla rahata gerek yok. Niye ya, Allah Allah. Çünkü daha tembelleştiriyor insanı bence. Çalışan benim, dinlenme hakkım yok mu? Baksana Süreyya Hanım, 90 euro. Tamam da 75'e mi almıştık? Çok da bir indirim mi vardı, öyle bir şeydi. 90 euro. Şu lambalar... Hariç tabi de. Aslında bizim o aldığımız lambaların şöyle lamba mı alsak? Nasıl? Hmm, 30 euro. Lambası da tabi biraz var. Güzel. Olabilir. Olabilable. Şimdi de Leyenbacher'a geldik. Bir de orayı keşfedelim. Buraya da keşfetmemiştik. Bugün de orayı keşfetmiş olalım değil mi Murat Bey? Bu arada burası da yani bizim şehirde olan bir mağaza, mobilya mağazası. Ama biz hiç gelmemişiz. Yani neden bir atlamışız bilmiyorum. İlk defa gideceğiz. Bakalım içeride neler var sizin için. Beraber keşfedeceğiz. Aynı bizim işte YSK gibi şey gibi mağaza. Hem de burnumuzun dibinde. Matraslara bak. Fiyatları i̇şte, nasıl ya, acaba şimdi? Yukarıda ben işte onu söylemişlerdi. İndirime girmiş bunlar. Bir bakalım ne kadarmış. Bir dakika şimdi. Şu 700 euro muymuş? Kombinasyon. 699'a düşmüş. İşte 700 euro yani ama şey tabii şey değişiyor. 180'e 200 800 euroymuş. Buraya bizimkine aşağı yukarı benziyor. Değil mi? Ha, bak şu dolaplara bakalım bakalım. Neler var bu dolaplarda? Şu dolap. Şöyle bakayım. Şöyle. 379. Fiyatlar değişiyor artık tabii de. Aynısının farklı renklisi. Şu indirime girmiş mesela 249 euro ama sadece askılı olan bir dolap. Çok güzel geldi bana. Hiç öyle mi? Bakayım. Şu. Ya bu böyle komple bir evet, sistem mi? Evet, komple bir sistem. 4 kapaklı. Hı. Ve 369. Ama mesela şimdi bunu çocuklara alamazsın. Bu çocukların oraya odaya sığmaz ki. Bu bizim için. Ha, bu bizim için diyorsun. Evet. Şimdi tekrar bir düşünmek lazım. Bir şey diyeceğim. Süreyya Hanım, bu böyle bizim hani şey var ya bir elbise dolabını koyduğumuz yer. Oraya böyle boylu boylu ne uzar i̇şte mı acaba? Düşündüm, evet. Mesela ölçüleri ne bunun? 200. Hafsa'yı bile gıcık edeyim mi şimdi? Kalk tekrar. Demin, deminden beri 4 defa aradık Hafsa'yı. Gerçekten aslında yapamaz mıyız bir tane? Şey. Böyle. 200'e genişliği şey var böyle derinliği 61'miş. Bu çok büyük ya baksana. Hayır ya bence vardır bak geldik. Bir de orası bence var. Kesinlikle. Emin misin? Tabii. Biz dolabı düşündüğümüz için dar geliyor. Dolabı böyle koyduğumuz için boydan boya düşün. Dur bakalım bir Hafsa'yı bir arayalım bakalım.
Şimdi o dolabı şeyi aç, odayı aç. Tamam, odayı aç bakayım. Odanın girişinden ta şeye kadar, dolabın olduğu dolabın arkasındaki duvara kadar kaç metre bir ölç bakayım. O çok ince ama bir tane. Baksana ne yapacaksın? Ne, nasıl kullanacaksın? Kişi başı yani bir şeyin üzerine, o yukarıda yatak var ya. Hasan'ın Hafsa'nın yatağı mıydı yukarıda? Tekli yatağın üzerine koy. Misafir geldiğinde bir kişi orada uyur. Bizim böyle misafirlerimiz için, ekstra yatılar için bir şeylerimiz var. Açılıp kapanabilen. Aynen. Çok konforlu olmasa da yani gelen misafirlerimizi bununla böyle bir gece iki gece misafir edebiliyoruz. Yani Hollanda'da böyle bizim Türkiye'deki gibi açılır kapanır yatak olan çekyat kavramı çok olmadığından yani o yüzden mecbur biz de böyle matras aldık iki tane çocuğum olarak misafirlerimiz için, yatılı misafirlerimiz için. Yani bazı böyle köşe takımları, burada biliyorsunuz belki daha önce bahsetmişimdir, köşe takımları yani hook bank deniyor. O tarz şeyler daha çok böyle kullanılıyor evlerde, salonlarda. Onlarda da böyle açılıp kapanabilen yani yatak olabilen modelleri çok yok. Mesela IKEA'da var. Bir de bu az önceki ilk gezdiğimiz mağaza olan YSYK'da var ama en adi olan, en küçük, en adi olan, basit olan şeyler, hook banklar da bu modeller var. Onlar da nasıl biliyor musunuz? Hani böyle stüdyo dairelerde tek kişilik yaşayan insanlar için tasarlanmış böyle hook banklar. Hani onların da böyle ola ki yatılı misafirleri olursa alternatif çözüm olsun diye üretilmiş masalar ama çok da açıkçası kullanışlı, pratik değil. Sen bana buradan illa bir matras aldıracaksın ha herhalde. Bakalım diyorum sana sadece. Bakalım. Bakıyorum. Baktım. Bize o yatak kaçtı? Hangisi? Hafsa'nın yatağı. 90-200 işte, doğru. Doğru mu? Hı hı. Ya da yoksa 90-200. 53 euro diyor. Yani bir tane bunlar ama şöyle hani açılınca şu tarz böyle bir en azından şöyle bir kalın olması lazım. Bakayım. Şu an bize böyle bir şeye ihtiyaç var mı ki? Misafir geldiği zaman için. Misafir için bak öyle az önce gösterdiğimiz o matraslar ya güzeldi işte yani. Onlar daha yani çöküyor. Bu belki daha hani. Hafsa'nın çatıya çıkardığımız bir tane tekli bir yatağı var. Yani sadece şey kısmı var, iskelet evet. kısmı var. Onun İçine Süreyya'nın böyle bir matras koyalım. Yani gelen misafirleri köhne çatı katımızda böyle Cinderella kül kedisi gibi yatıralım istiyoruz. Misafirleri değil canım, biz çocuklarımızı çıkartıp ya da biz çıkıp. Yakın niye tek kişilik yatakta yani ne yapacağız? Birini çatıya mı atacağız? Hafsa Vedat'ı yukarıya çıkartacağız. Evet, bizim 3 çocuktan hangisi kül kedisi olacak bakalım. Onu kurayla çekeriz. Birini çatıya atacağız. Evet. Şöyle bir takım mesela 849 euro. Bu acaba sadece tek bu mu yoksa? Evet. Gelelim. Sadece şu 849 euro. Şu yanında olan koltukta 599 euroymuş şu. Buradaki mağaza var. Dediğim gibi az önce köşe takım var burada. Yani evlerde genelde Hollandalılar böyle köşe takımlarıyla oturmayı tercih ediyorlar. Valla Nijmegen'de aslında o kadar büyük bir şehir olmamasına rağmen şu an öyle sokaklara girdi ki 4 yıldır buraları geziyoruz ama yani daha önce hiç girmediğimiz sokaklar değil mi Süreyya? Yani biz buralarda bence hiç girmedik. Bence de farklı geldi bana da. Yani insan demek ki uzun zaman yaşayınca biraz böyle hep aynı yerler değil de farklı yerleri keşfetmek istiyor haliyle. Şu an biraz daha ara sokaklarda yani yaşadığımız şehri yeniden keşfediyoruz diyebiliriz. Sanki yeni bir yere gelmiş havası veriyor ama keşfederken. Aynen valla. Ama güzel bak buralar böyle her yer ya her sokak böyle farklı farklı bir şey var yani. Daha keşfedecek bizimle çok yer var arkadaşlar. Buraya bisiklet şeyi ama bugün çöp günü ve buraya plastik çöpleri böyle dizmişler. Aslında çok mantıklı olmuş yani. Gelen çöpçüye kolaylık. Hollanda'nın bayırını çıkarken bizimkiler. He
hemen çok zorlandınız yani, iki çok bayır çıktınız. Zorlandık. Alışmamışız biz. Biz hep düz ayak alıştık kardeşim. Ay 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 hanım evladım. Buradan Nijmegen Belediyesi'ne sesleniyorum. Bu bayırları düzeltin lütfen. Biz alışık değiliz böyle bayırlara. O değil de baksana bunlar ne ya? Mantar mı olmuş buralar? Eyvah, yenebilir mi acaba? Mutfak değeri vermiyor. Bilmiyoruz, bilenler kesin. Artık o şeylere çok girmiyorum. Aa bak Süreyya Hanım, şeyler var, ceylanlar var bak. Gerçekten mi? Nerede? Ha, besliyorlar, tamam. Baksana Süreyya, koyunlar bile var ha. Parkın içinde böyle mini hayvanat bahçesi var. Varmış da biz buraya gelmemişiz sadece. Ne tatlış ama. Sakallısı, dişi miydi, erkek miydi? Hadi bilmiyorum. Ama baksana Süreyya Hanım, şunlara bak, şunlara bak, 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 bak. Şuradakilere bak. Ceylanlarla kardeş kardeş yaşıyorlar. Aynen öyle vallahi. Bakın şurada ceylanlar var, koyunlar var, keçiler var. Yani keçiler de öyle böyle keçiler de değil ha yani. Görünüyoruz. Hafsa seni sevdiğim bak şeylerden. Vintage'larmış. Hadi canım. Bu gerçekten. Baksana madem öyle o kadar ucuzsa kargolar. Aa Kolombiya hem de. Bir dakika, marka da çok güzel. Ama onlar değildir ya Süreyya. Burası bak, böyle vintage böyle mağaza diye geçiyor. Güzel, üstüne de gömlek yapmış. Şey, baksana şöyle. Eski moda. Hem ikinci el mağaza aslında da böyle eski moda, klasik. Böyle şapkalar var bakın, görüyorsunuz. Yani bu kazaklar bilmiyorum ya. Bilmiyorum, bayağı bir eski değil mi? Modası geçmiş değil mi? Ya vintage işte de yani vintage diye direktten de bunlar da bilmiyorum ki. Çok hoşlar. Wow. Hiç hoş değil. Ha? Siyah beyaz. Yani Beşiktaş deyince mi ikna olacağım? Uyuyor bir kere. Ha, bakayım şöyle. Baksana. Ne kadar? Yazmıyor. Bir sor bakayım ne kadar? O ne ya, bildiğin askeri uçak gibi eski. Güzelmiş. Evet, çocuklarla biz buraya hiç gelmedik herhalde değil mi? Ben geldim, sen de. Benle geldin ama bütün aile gelmedik herhalde. Tamam Vedat, pozunu ver. Oradan çek. Tamam. Süre sen, bu kalenin üstüne seni çıkardım mı ben? Şunun üstüne. Ben buraya çıkmadım. Sen çıktın mı? Ha, biz Hafsa'yla çıktık. Hafsa'yla çıktınız evet, o zaman ben dedim yorgunum, yürüyemem. Hadi. Diye çıkmamıştım. Çık oraya Rapunzel. Yok. Oradan saçlarını uzat böyle. Yok ben almıyorum. Biz oradan kaleye prens misali seni kurtaralım. Rapunzel, Rapunzel saçların ne güzel. Kızım çık oraya işte. Baba. He babam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki noktayı görüyor musun? Bak orada. Evet. İşte o kuş evi. Allah Allah. Görüyor musun ya? Hollandalı atalarımız neler düşünmüş ya. Kuşları bile düşünmüşler ya. Lütfen. Çocuğumun hayal gücüne saygı duyabilirim. Yo doğru da olabilir yani söylediği şey. Bence güzel yorumlar yapıyorum. Benim kızım merak etti. Japon yaşam stiliyle karşı karşıya kalmak istiyormuş. Bir gezebilir miyiz anne dedi. Gelsin baksın bakalım. Ben anlamadım mesela, şu not defteri gibi bir şeye benziyor, ne oldu? Tütsü diyor Murat Hafsa'da. Farklı güzel şeyler var. Neymiş bunlar?
Bunlar sizin sevdiğiniz şeyler mi, ürünler mi? Şu mochi'yi çok seviyorum. Mochi çok seviyorum. Ben. Hangisi o? Bunlar mochi. Mochi ne var bunun içinde? İçine dondurma gibi yani bir krema. Çikolatamsı bir şey mi? Yok değil. Mi? Kremamsı. Ay şuradan istiyorum. Ne o? Bu tarz. Aralarında şey var. Bu şeyin de ne miydi ya? Aynen. Tamam. Ben canım Hepiniz yerinde mi? Çok iyiyiz vallahi. Yine klasikleri bozmadık. Yine patates yemeye geldik. Sen bunu sil. Ben sigma yaptım burada. Şey olmaz. Ne oldu? Kötü bir şey mi? Rezil oluyor. İyi yap. Anne ben rezil olurum. Yani burada kimseyi de dan altında bırakmak istemem ama yani geçenlerde bir arkadaşımın anlattığı bir hadise var. Bir restoran yani bir fast foodçuya giriyor. Orada helal yazıyor. Helal yazdığı için giriyor. Yani işte çocuğu işte canı çekmiş. Çocuğunu alacak işte hamburger vesaire. Sormuş yani helal yazıyor diye geldik falan demiş. Bunlar helal mi gerçekten? Ama orada garsonun bir tanesi demiş ya abi sen hani bu meselelere çok dikkat eden birine benziyorsun. Yani et olanı, kırmızı et olanı da biraz yani yemeseniz daha iyi ama sen tavuğu yiyebilirsiniz. Halbuki orada kırmızısı şu sosu yazmıyor. Direkt helal yazıyor. Adam Allah'tan diyor şey tavuk burger söylemiştim diyor. Ben de bilmeden yani doğruyu yapmışım. Yani. Evet. Çok üzerine dediklemezsen kimse de şey yapmıyor yani maalesef. Evet. Yanına da biliyorsun. Ya bu mesele hassasiyet meselesi. Herkesin hassasiyetine kimseye bir şey diyemem. Yani biz bu konuda elimizden geldiği kadar hassas davranmaya evet, çalışıyoruz. Buralarda kolay bazen olmadığını... Bazen biz de yani yanılabiliyoruz. Bir gurbet eldeyiz. Allah şaşırtmasın. Allah hani boğazımızdan haram lokma geçirmesin. Amin diye. Amin. Zaten biz onu düşünerek bazı şeylerde tedbirli olmaya çalışıyoruz. Ama bilmeden yaptıysak da Allah affetsin yani nedir? Ama nedir? Her zaman tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Murat Bey gel. Bak sana bir şey göstereceğim. Gel. Murat Bey de şaşırdı. Ne alacağımı. Bak sana bir şey göstereceğim. Sana bir şey hatırlatıyor mu şu mağaza? Konsept mağaza. Baksana şunlara. Evet Murat Bey bir aralar çocuk mağazasıyla ilgilendiği için bunları iyi bilir. Hatta markaları da iyi bilir. Bunlar farklı marka ama bizim hani sattığımız tarzı böyle şeyler vardı. Bebek ürünleri vardı böyle işte böyle yünden %100 şeyli. Hangi firmanın da onlar? Markayı söylemeyeyim şimdi ha. Ama çok kaliteli bir markaydı. Türkiye'de. Evet. Gerçekten de güzeldi yani ürettiği ürünler ama özel şeye olan güzel ama tarafı çok konsept güzel çok güzel yani çocuk kesinlikle. Mağazasına bakar mısın yani ne kadar güzel böyle şey var çok güzel. Aynen bayıldım. Hadi bakalım. Biz mağazaya bakarken çocuklar bayağı aşağı inmişler. Buralar da güzel değil mi? Buralardan geçtik ama yani. Tekrar geçince farklı geliyor. Bak farklı bir sokak üzerinden geldik tamam mı? Evet. Yani mesela düz bayırdan çıkmadık ama buraları keşfetmiş olduk. Buralar güzel geldi şimdiden. Evet. Halbuki biz hep şöyle gidiyorduk, böyle iniyorduk. Değil mi Murat? Evet. Buradan iniyorduk. Şöyle. Lütfen. Ne yapacaksın orada? Lütfen. Oradan değil de şuradan gelince farklı geldi. Suyla oynayacak mısın? Evet. Anneciğim onlar şu anda şey... Ay, yaprak atacağım. He yaprak atacaksın. Tamam hadi git gel. Ben bekliyorum seni. Yaprak atacağım. Tamam yaprak atsın gelsin. Hadi git gel hadi. Bekliyoruz. Benim ev Gine'de. Gidecek o. Fotosu açıyor. Çocuk. Büyük çıkacak. Ya biz burası kapalı diye yukarıda yedik. Şimdi dönüşte de gelmiştik. Baktık açılmış. Allah Allah bunun açılıp kapanış saatine biz hiç dikkat etmemiş miyiz Murat Bey? Bakmadık. Her neyse artık yedik yiyeceğimizi yapacak bir şey yok. Ama buranın patatesi daha güzel değil mi Murat? Evet, kesinlikle. Evet vallahi bir dahakine şey aynen. Çocuk mayonezi de daha güzel. Hiç. Gerçi hani çocuklar beğendi ama biz Murat'la daha diğerleri daha güzeldi. Bir şey söyleyeyim mi? Burası sabahtan akşama kadar hiç bitmiyor galiba bu yoğunluk. En işlek caddesi bu cadde değil mi? Ya bana İstanbul'u kısmen doğrusu hatırlatıyor. Evet. Oh Murat bakar mısın? Mısır yetiştirmişler. Zaman... Mısır yetiştirmişler şaka gibi. Ya da bilmeden mi attılar acaba yok, tohumu? Yok canım bayağı mısır yetiştirmişler bile. Evet. Yani saksıda mısır da ilk defa görüyoruz ama ve mısır da vermişler var ya. Evet saksıda mısır değil. Üst katta mısır. Üst katta. İkinci katta mısır. İkinci katta mısır. Ya işte algıda seçicilik benimki de hemen mısırı görmem.
Vedat, ne bekliyorsun orada? Ne bulmaya çalışıyorsun?